net izleyenleri, şu anda inceleme için ofisimize gelen bir telefonun kutusundan çıkartıyoruz. Ne bu telefon diyecek olursanız, Samsung Galaxy Grand Max. Şimdi 899 lira bir fiyatı var. Avaya özel bir telefon, Avaya özel serisi. Kutusunda zaten Avaya'yı da görebiliyorsunuz. Şartlarına bakacak olduğumuzda ayda 12 liradan başlayan tarifeye ek fiyatlarla alabiliyorsunuz. İnternete ek olarak da 55 TL'den başlayan fiyatlarla şu telefona sahip olabiliyorsunuz. LTE desteği de var. 1.2 GHz'de çalışan 4 çekirdekli işlemcisi var. 13 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ön kamera gibi güzel özellikleri var. Gelin kutuyu açalım. Yani bu cihazı alırsanız böyle bir kutu açacaksınız. Hemen böyle bir jiletleyelim bunu. Tekrar ediyorum ürünün fiyatını. 899 lira peşin fiyatı var. Tarife ek olarak 12 liradan başlayan fiyatlarla Avia'dan ürünü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ürünü kutusundan çıkartabiliriz. Güzel bir sıfır kokusu gelmeye başladı. Evet. Yine güzelce sarılmış telefon. Ama ben tabii biraz bazırdattım. Telefonun üstündeki jelatinleri çıkarayım derken kapağını çıkarttım arkadaki. Orada ayrı bir detay. Telefonun arka kapağı açılıyor arkadaşlar. Şöyle Samsung'un alıştığımız plastik kapaklarından var. Avaya logosu da var. Avaya özel serisi olduğu için. Telefonun bataryası da çıkartılabiliyor. MicroSD kart ve SIM 1 girişi var. SIM 1 yazdığına göre ikinci SIM slotu da olabilir. Bakacağız ona. Ya da tek SIM kartlıymış. Telefonun yanlarında bayağı metale benzeyen bir kaplama var ama bu büyük ihtimalle plastik görünüm, yani plastik ama iyi bir şekilde metal görünümü verilmiş. Gerçekten güzel bir hissiyatı var. Telefon uzaktan, yani şöyle elinize aldığında S3'e biraz benziyor. Hani önden bir S3'ü andırdığını söyleyebilirim. Kutu içerisine bakalım. Her zamanki gibi kullanım kılavuzu var. Bir tane kulaklık çıkmış. Üst seviye bir telefon olmadığı için böyle bir standart kulaklık çıkıyor. Çağrı cevaplama kısmı var. Yine üst seviye bir telefon olmadığı için bu sefer biraz kısa bir kablo var. 1 metrelik. Hani klasik her telefon üreticisinin verdiği gibi. Yani normalde Samsung üst seviye telefonlarda biraz daha uzun kablo veriliyor. Adaptöre bakalım. Adaptörde 1 amperlik bir adaptör var arkadaşlar. Şöyle minik güzel bir adaptörü var. Ve bataryası da şu anda burada. Batarya da bir kallavi bir batarya. Bakalım kaç miliampermiş. 2500 miliamper. Yani böyle bir telefonu 2500 miliamper güzel bir pil performansı verecektir diye düşünüyorum. Şimdi telefonu bataryasına takalım. Kapağını da takalım. Tekrardan özelliklerini bir hatırlayalım. Telefonu da çalıştıralım. Telefonun özelliklerine bakacak olduğumuzda 5.25 inçlik TFT ekran var arkadaşlar. 13 megapiksel ana, 5 megapiksel ön kamera var. 1.2 GHz'de çalışan AL3 mimarili 4 çekirdek işlemci. Android 4.4 KitKat sürümü var. 1.5 GB RAM var. O güzel bir detay. Hani 1 GB RAM değil. 2 de olabilirdi ama 1.5 GB da var. Yeterli olacaktır. 16 GB ROM var. MicroSD kartla da genişletebiliyorsunuz. 2500 mAh batarya. 4G desteği de var. 7.9 mm ve hafif bir cihaz. Yani çok da hafif diyemeyiz ama hani 161 gram. Yani öyle kötülüğü de yok açıkçası. Hani cihaz bu şekilde 899 liraya. Ekranı 5 inçten büyük bir telefon istiyorum diyorsanız böyle bir ürünü alabilirsiniz arkadaşlar. Kutusunu böyle bir açmış olduk. Detaylı bir şekilde ürünü zaten inceleyeceğiz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.